Yeni bir vlogdan hepinize merhaba. Biz bugün delilik yapmaya geldik ve sushi yiyeceğiz. Bütün gündür bunun hayalini kurduk ve kendimizi aç bıraktık. Çünkü burası 3 kere sipariş verme hakkınız var. İstediğin kadar yemek sipariş verebiliyorsun. Tek bir şart var. Sipariş verdiğin her şeyi bitirmek zorundasın. Camilla, are you excited? So excited. It's been 8 months. Evet, en son buraya 8 ay önce geldik. Onun için aşırı heyecanlıyız şu anda. Hadi gidelim. Çok mutluyuz şu anda. Siparişimizin ilk parçası. Sushi Mania Salad. Buradaki sos çok iyi. Camilla kendisine sos yaratıyor. Wasabi ve soya sosunu karıştırıyor. Ben acı yemediğim için sadece. Heyecanlı mısın? Merhaba. I said heyecanlı mısın? Oh, that means you're a good girl now. Are you excited? I'm so excited. You say evet, heyecanlıyım. Evet, heyecanlıyım. That's it. Bunu Türk yapacağız. Yakındır. Edamame fasulyelerimiz, sushilerimiz, gyozalarımız daha da geliyor. Tek tek böyle çıkacaklar. Tam olarak en sevdiğim şey. Şimdi o kadar yemek yedik. Ben 2 saattir bunlarla yemek yemek için kendimi yırtıyorum. Labunun kolay yolu varmış. Çocuklar için yaratılmış chopsticks. Why did you not tell? Bu sabah kalktığımda İbo'dan bir mesajla uyandım. Ve dedi ki bu akşam seni yemeğe çıkartıyorum. İşten sonra güzelce giyin gel. Ben de şu anda hazırlanıyorum. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Şimdi saçlarımı falan çektim. Saçımın rengi gayet oturdu ve saçımın renginden gayet memnunum. Bence güzel bir kahverengi böyle. Normalde böyle turuncu tonları kahverengisini sevmem. Ama kendime yakıştırdım. Doğruya doğru şimdi. Çok çabuk bir şekilde yapabildiğim en tarz makyaj yapacağım. Ondan sonra bir şeyler giyinip çıkacağım evden. Bakalım beni ne bekliyor? Üstünü de giydim. Sonradan bunu makyajımın üstünden geçirmek istemiyorum çünkü. Aşırı hızlı bir şekilde makyaj yapmam lazım ama ben böyle kilitlenip duruyorum. Çünkü zamanım çok az. Saat 5.30 ve biz 6.30'da bu gideceğimiz yerde olmamız gerekiyor. Ve şu anda bu trafik saatinde benim buradan İbo'lara geçmem yarım saati geçecek. Ve İbo diyor ki beni onun oradan da restorana gitmek bir yarım saat daha alacakmış. Yani benim şu anda çıkmış olmam gerekiyordu. Ama çıkamıyorum. Vallahi benden bu kadar çabuk böyle bir şey çıkabilir anca. Kendime dudak yarattığım da doğrudur. Birden dudaklarımı yaptırmış oldum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üzerimde çok basit, örülü, siyah bir elbise var. Altına da şu yeni aldığım botlarımı giyeceğim. Bir an önce bu evden çıkıyorum. Yemin ederim o kadar geç kaldım ki. İbo beni öldürebilir. Saat 6 ve ben hala yoldayım. Ve bir 15 dakika daha falan yolum var. Problems, problems. Artık yapacak bir şey yok. Geç kalabilirmişiz. İbo aslında daha geçe ayarlamaya çalışmış restorana ama sadece olabilen saati 6.30'muş. Hatta onlar 6.15 demişler. İbo zorla 6.30'a itmiş. Ama geç kaldık. Ay nasıl karanlık görünüyor. Sonunda çıktık. Saat 6.16. 14 dakikamız var. Yetişebilecek miyiz? Yetişmek zorunda mıyız? Beni nereye götürüyorsun? Hala söylemedin. Ya öyle bir şey de götürmüyorum ki. Yemek yemeye gidiyoruz işte. Okey, yemek yemeye gidiyormuşuz. Tabii ki de bizim şansımıza trafikteyiz. Açıldı, açıldı. Gidiyorum. İyi be, romantik İbo be. Beni Lokum diye bir restorana getirdi. Burası çok tatlı, minnoş bir yer ama ben daha önce hiç gelmemiştim. Tatlısın ha? Destüve. Valla önden gelen humusumuz. İbo'nun tavsiyesi üzerine mixed aldık. İbo hiç beklemeden direkt yemeye başladı. Minnoş. Bugün birazcık
yıl dönümümüzü kutlamış olduk. Bir buçuk geç ay olsun. Geç olsa da. ama çok güzeldi. Yemekleri gerçekten çok güzeldi. Şarabı pek beğendim. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Etleri çok güzel ya buranın. Üstümü değiştirmeyi bekleyemiyorum ama. Yanımda taytım, tişörtüm, büyük hırkam, spor ayakkabılarımla geldim. Çünkü benden görüp göreceğiniz süslenme bu kadar olur. Ve gecemiz tam olarak bitmiş bulunuyor. Ne oldu bilmiyorum bir daha ama gerçekten o kadar yoruldum ki. Şu makyajı sürmeye sürüyorum da. Bunu çıkartmak bana bir ölüm, nefret ediyorum bundan. Bu restoranlarla dolu vlogumuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Dün de sushi yerken, bugün de çok mutluydum yani. Bugün ayrıca mutluydum. Hem böyle biz çünkü yıl dönümümüz için böyle bir şey yapamadık. Çünkü bizim yıl dönümümüzün olduğu hafta sonu işte Demet'in nişanı falan vardı derken böyle gümbürtüye gitti. Bir türlü bir ayarlayamadık, bir şey yapamadık. Bugün İbo sayesinde tatlı bir sürpriz oldu. Saat gece 12'yi geçti ve İngiltere 3 aşamalı bir karantina sürecine giriyor. Şu anda biz Londra'nın bütünü olarak kademe 2'deyiz. Yani bu demek oluyor ki artık farklı evlerde yaşayan insanların İçeride buluşması yasak. Ama restoranlar, publar, iş yerleri, otobüsler, trenler, her şey normal. Ama başka evlerde yaşıyorsanız, mesela bir restorana gidip içeride yemek yiyemiyorsunuz veya bir pub'a gidip içeride oturamıyorsunuz. Ama bahçelerde buluşabiliyorsunuz. Bu ülke gerçekten gerizekalı. Şaka yapmıyorum. Bizi yönetenler tam olarak paylaş olan beterler. Onun için şu anda böyle bir aşamaya girdik. Birkaç gün bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor bilmem ne. Ondan sonra ümit ediyorum ki herkesi görebilirim. Yani çünkü şu anda bu abimler dahil her şey böyle bir karman çorman bir durumda. Bakalım İngiltere ne yapacak? Hayır bir de yani konuşmamın ortasında hapşurmayaydım iyiydi. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalı takip etmeye devam edin.